Evet sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. 26 Ocak 2023 günlerden Perşembe efendim. Ocak ayını artık tamamladık. Yani son hafta. Hızlı geçiyor günler. Aslında onu söylemek istiyorum. Çok hızlı geçiyor. Ve hepsi ömrümüzden kayıp gidiyor. Ve biz mutsuzuz. Biz huzursuzuz. Biz zamdan, zulümden, baskıdan, artık yokluktan, yoksulluktan, bunları açık açık söylüyorum ben. Açık açık söylüyorum. Varsa bir cezası da ödemeye hazırım. Ne yazık ki son dönemlerimiz bu ülkede böyle geçiyor. Böyle geçiyor. İşte seçimler geliyor. Seçimler gelmiyor olsaydı, inanın şu emekliye verdikleri 5500 lira, yani o bile çok komik bir para yani. 3500'dü, 5500 lira yaptılar. İşte asgari ücret bilmem 8500 lira yaptılar. Yoksulluk sınırını bırak. Yoksulluk sınırı 20-25 bin lira. Açlık sınırının altında bir ücret. Bunlar da olmayacaktı yani. Allah'tan seçim var. Allah'tan seçim var. Keşke 6 ayda bir bu ülkede seçim olsa da insanlar öyle bir rahat, daha rahat bir nefes alsa, öyle diyelim yani. Rahat değil de rahat bir nefes. Neyse, neredeydik şimdi? Ya Allah Allah diyeceksiniz Ali Yolcu ya. Yani ocağın 26'sı dedin, ayın bitimine 4 gün kaldı dedin, nereye vardın? Vardık, doğru söylüyorsunuz. Şimdi ana haber bültenine başlayalım. Defne ilçesine gidelim. Ve Defne ilçesinde Çekmece Caddesi üzerinde, burada Samandağ Caddesi yazmışlar ama daha doğrusu öyle geçmiş birçok haber kanalında. Ama orası Çekmece Caddesi. Şimdi göreceksiniz. Bilenler bilir. Çünkü ben Çekmeceliyim. Çekmece Caddesi'nde iki otomobil park halindeki araçları biçtiler. Yarışıyorlar mıydı acaba? Yani bilmiyorum. Şimdi haberin detaylarında gelir belki bir şeyler. Ortalık tabii savaş alanına döndü. Defne'de trafik kazası yaşandı. İki otomobil park halindeki araçları biçti. Ortalık savaş alanına döndü. Hatay'da kaza sonucu kontrolden çıkan iki otomobil park halindeki 5 araca çarptı. Defne ilçesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Çekmece Mahallesi Samandağ Caddesi'nde aynı yönde ilerlediği sırada çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan iki otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmi belirtilmeyen yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası 7 araç ekiplerin çalışmasının ardından çekiciler yardımıyla götürüldü. Evet, 7 araç böyle zarar görmüş oldu. İsmi belirtilmeyen yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Peki devam ediyoruz. Hatay'da bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta arama yapıldı. 193 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Sürücü gözaltına alındı. Dolayısıyla polisten niye kaçtığı da ortaya çıkmış oldu. Hatay'da bir araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Durdurulup aranan araçta 193 bin kaptagon bulundu. Sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekipler bir araç belirledi. Araç hastada durdurulmak istendi ancak sürücü ihtiyara uymadı, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla durdurulan araçta iki sırt çantası içerisinde 34 kilo ağırlığında 193 bin kaptagon hap bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Bir diğer uyuşturucu operasyonu da Antakya'da gerçekleştirildi. Bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri toprağa gömülü ve çalılar arasında gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ile 1 kilogram kokain ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Komşube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Merkez İlçe Antakya'nın Nardıca Mahallesi'nde bir ev belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli H.D. gözaltına alındı. Evin bahçesinde narkotik köpeği tonaj ile yapılan aramada toprağa gömülü ve çalılar arasına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin, 1 kilogram kokain ele geçirildi. Ayrıca ekipler suç geliri olduğu değerlendirilen 3275 liraya el koydu. Bir kişi gözaltına alındı. Ve geldik Hatay'da. Yani çalışma yoksunu, proje yoksunu Hatay. Ya proje oluyor da bitmiyor. Birçok eksiğimiz var. Hatay'ın birçok eksiği var. Elektrik enerjisi yatırımından tutun. Her gün bununla ilgili onlarca telefon alıyoruz. Elektrik yok diye, elektrik kesiliyor diye falan filan. İşte yolların durumu ortada. Altyapı yani çok şükür yani Hatay Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra altyapı çalışmalarında bir nebze de olsa bir ilerleme oldu. Yani daha önce berbattı Hatay altyapı konusunda. Şimdi Allah var, iyi de öldür, hakkını ver. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte altyapı konusunda Hatay çok ciddi bir atılım gösterdi. Ama eksiğimiz yok mu? Var elbette, çok eksiğimiz var. Bu önümdeki haberde devletin yaptığı yatırım bu. Yani yerel yönetimlerin değil. Hatay Valisi Rahmi Doğan Başkanlığı'nda toplandı. Kim toplandı? Yatırım izleme ve koordinasyon raporu var önümde. Onlar toplandılar ve şu bilgiler var. 2022 yılında 353 adet proje vardı. 180'i tamamlandı, hizmete alındı. 21'i tasfiye edildi. Niye tasfiye edildi bilmiyoruz. 152 proje ise halen devam ediyor dedi Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan. Hatay'da 2022 yılında yürütülen 353 projeden 180'i tamamlanarak hizmete alındı, 21'i tasfiye edildi. 152 proje ise halen devam ediyor. Veriler 2023 yılı 1. dönem il planlama ve koordinasyon raporunda. Kurumların gündeme getirdiği hususları da. Hatay Valisi Rahmi Doğan Başkanlığı da 2023 yılı 1. dönem il planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonundaki toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Açık, Hatay Vali Yardımcısı Onur Şan, ilçe kaymakamları İl Jandarma Komutanı Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum il müdürleri katıldı. 2022 yılı içerisinde 353 adet proje üzerinde çalışma yürütüldü. Bu projelerden 159 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 194 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bedeli 18 milyar 894 milyon TL olan bu projelerin 2022 yılı ödenekleri 6 milyar 160 milyon TL'dir. Aralık ayı sonu itibariyle 3 milyar 949 milyon TL harcama yapılarak %64 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 159 projenin bedeli 14 milyar 26 milyon TL'dir. 2022 yılı ödenekleri ise 2 milyar 336 milyon TL olup dönem sonu itibariyle 1 milyar 894 milyon TL harcama yapılmış ve %81 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mali değerlerimizce yürütülen 194 adet projenin bedeli 4 milyar 868 milyon TL'dir. 2022 yıl ödenekleri toplamı ise 3 milyar 823 milyon TL olup dönem sonu itibariyle 2 milyar 54 milyon TL harcama yapılmış ve %53 de nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok %89 ile sağlık sektöründe olduğu görülmüştür. Bunu %52 oranla diğer kamu hizmetleri, ardından da %45'lik oranla ulaştırma sektörü izlemiştir.
İlimizde 2022 yılında yürütülen 353 projeden 180'i tamamlanarak hizmet alınmış, 21 adedi tasfiye edilmiş, 152 proje ise halen devam etmektedir. Geldik Şefik Çirkin, İyi Parti eski il başkanı. Yani artık değil, istifa etti. Milletvekili adaylığı için. Dün de ana haber bültenlerine konuk olmuştu. Kendisi istifa ettim demiyor, görev değişikliği diyor. Bizim İyi Parti'de diyor, istifa olmaz, görev değişikliği olur. Ben milletvekili adaylığı için görevi bıraktım. Bir başka arkadaşa vereceğiz önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede. Bir soru üzerine şöyle bir şey söyledi. Şaşırdım, yani siz şaşıracak mısınız bilmiyorum. Dedim ki nasıl gidiyor ortaklık Şefik Bey? Şefik Çirkin usta bir siyasetçi. Şimdilik iyi gidiyor dedi. Şimdilik iyi gidiyor cümlesinden siz de takdir edersiniz ki şu çıkar. Lan kötü olabilir mi yani önümüzdeki süreçte? Olabilir. Öyle bir beklentim yok dedi ama olabilir diyor. En hassas noktaya geldik çünkü. Başkan adayı, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Artık o noktadayız dedi Şefik Çirkin. Ve şöyle bir cümle kurdu. İki aday Millet İttifakı'ndan iki aday, başkan adayı çıkabilir mi? Çıkabilir dedi. Şimdilik iyi. Bakalım bozulmazsa şu toplantılar falan. Abi olsun. Bak. Allah saklasın. Tabii de yani karı koca 30 yıl evli kalıyor. Ya da kalamıyor, daha sonra ayrılıyor. Efendim daha sonra ayrılıyor. Şimdiye kadar ortaklığımızda bir sorun çıkmadı. Ancak yavaş yavaş en önemli meseleye geliyoruz. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı adaylığına umarız yine çıkmaz. Yani ben bunu çıkar anlamında söylemedim. Tabii, tabii. Fakat çıksa bile bu yine temel anlamda ortaklığın bozulduğu anlamına gelmez sayın yoldur. Yani İyi Parti adına elbette ki bir yetkiyle konuşamam. Altılı Masa'nın 11. toplantısından bir gün önce masaya dair bu açıklamaları yaptı. İyi Parti Hatay Milletvekili adayı Şefik Çirkin, Altılı Masa artık Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor. Liderlerin gündeminde artık bu var. Aday kim olacak? Yardımcılar nasıl seçilecek? Kim ya da kimler olacak? Kabine nasıl ve hangi partiden oluşacak? Geçiş süreci nasıl olacak? Gözler 11. toplantıdan sonra 30 Ocak'ta. Ülke siyasetinde bunlar yaşanırken 11. toplantıdan bir gün önce Şefik Çirkin bir açıklama daha yaptı. Daha önce Meral Akşener'in aday olması için bastırıyoruz diyen Çirkin bu sefer de iki aday çıkışı yaptı. Bir mantık çerçevesinde ifade etmeye çalışıyorum. Yani altılı masa mutlaka tek adayla gitmesi gibi bir zorunluluk da yok. Altılı masadan bir aday daha çıkarsa bu masanın bozulduğu anlamına gelmez. Tabii belki bir strateji olarak böyle izleyeceksiniz. Belki faydalı bile olur. Yani çünkü seçimin birinci turda bitmeyeceği neredeyse gayet, kesin gibi. Gayet. Dolayısıyla iki adayla çıkmanın tabii. Ya da üç adayla çıkmanın artık çok da bir önemi kalmıyor değil mi Şefik Bey? Hiç yani şartlara göre bir anlaşmazlık olacağına bir çatışma olacağına, çatışmayı gideren tedbirlerden biri masadan iki aday çıkması olabilir. Yani böyle bir şey olacaktır demiyorum ama bunlar da ihtimal dahilinde yani. Ardından seçim tarihinin resmi olarak alınmış olmadığını da ekledi. Bizden aday açıklamamızı bekliyorlar diyerek. Sayın Tayyip Erdoğan sadece telaffuz ediyor. Bir kere dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Ortada alınmış bir seçim kararı yok. Seçim kararı biliyorsunuz ya meclis tarafından alınabilir ya da Cumhurbaşkanı'nın kendisi tarafından. O bakımdan bizden de sanki seçim kararı ilan edilmiş gibi bir hava yaratıldı. Bir aday bekliyorlar. Altılı masayı beğenmiyorlar, bilmem neli masa diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ama ödleri kopuyor. Bence Altılı Masa'nın, tabii ki genel başkanımız onu istiyor, artık aday meselesini konuşalım diyor. Çünkü milletimizin de sabrı taştı. En azından bunu konuşmaya başlayalım diyor. Çok da doğru söylüyor bana göre Sayın Meral Akşener. Konuşmaya başlayacak ama bugünden yarına aday ilan etmesi gibi bir zorunluluk yok. Çünkü ortada resmi bir seçim tarihi yok. Şefik Çirkin bu. Yani eğer öyle bir şey diyorsa
Valla çıkar mı? Çıkar iki aday. Onun yani tabii siyasi zekası yüksek bir isim Sayın Çirkin'in. Yıllardır yani politika yapıyor bu ülkede. Daha iyi olabilir dedi Ali Bey. Yani şimdi siz de izlediniz zaten. Daha iyi de olabilir Millet İttifakı için. Artık bekleyip göreceğiz tabii. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği bu günlerde diyelim, şu açıklamayı yaptı. Hatay'da 30 bin Suriyeli oy kullanacak ve bu isimler yani AK Parti'ye kullanacaklar, Cumhurbaşkanı'na kullanacaklar. Çünkü bizi o getirdi diyorlar. Başka kimseyi de tanımıyorlar zaten doğal olarak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay'a dair açıklamalar yaptı. Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği bu günlerde Hatay'da 30 bin kadar Suriyelinin oy kullanacağını söyleyen Savaş, "Bunlar sadece iktidarı tanıyorlar, onlar bizi getirdi, onlara oy kullanırız gibi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. CHP'li Savaş katıldığı bir radyo programında Hatay ve ülke gündemine dair açıklamalar yaptı. "Önce siyasete dair konuşan Savaş, her kesime eşit mesafede olmaya gayret ettim. Siyaset hizmet için bir araçtır, kavga aracı değildir. Her tarafı da tanıyınca doğru insan vardır, yanlış insan vardır, iyi insan vardır, iyi olmayan insan vardır" görüşüne hakim oluyorsunuz. Türkiye dönülmez akşamın ufkunda. Altılı Masa'nın hem adaylık hem bundan sonraki hükümet programı hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem konularında güzel çalışmaları var. Adayın seçim tarihi netleştikten sonra açıklanacağını düşünüyorum" dedi. "Biz Osmanlı döneminde Halep sancağına bağlıydık. Yani biz her zaman bir arada yaşadık, akrabalıklar kurduk. Savaş başlamadan önce iki ülke ekonomide, sosyal hayatta ve turizmde birbirine müthiş bir katkı sağlıyordu. Antakya Uzun Çarşı'da günde 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Şu anda 40 bin doları bulmuyor. Günde 250 tırla Basra Körfezi'ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze meyve hububat gibi birçok ürün gönderiyorduk. Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir 100 konteynerla yetiniyor. 12 yıldır barış çağrısı yapıyoruz. İnşallah her iki devlet arasında barış çubuğu tüttüreceğimiz zaman yakındır. Son verilere göre Suriyelilerin şehrimizde kurduğu 1556 şirket var. 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. 2 ay önce baktığımızda bu sayı 24 bini geçmişti. Sayın İçişleri Bakanımızın verdiği değer 120 bin civarındaydı. Bunun yaklaşık 5'te biri Hatay'da. Muhtemelen seçime kadar 30 bini rahatlıkla bulacak. 30 bin az bir rakam değil. Bunlar sadece iktidarı tanıyorlar. Onlar bizi getirdi. Onlara oy kullanırız" gibi düşünüyorlar. "Suriyelilerin doğum oranı bizimkinden fazla. Suriyelilerde hem çok eşlilik var hem de bir kadın ortalama 5,3 doğum yapıyor. Resmi sayılara baktığımız zaman bizim insanımız da ortalama 2,01 civarında doğum yapıyor. Yani her 2,5 Türk kadını bir tane Suriyeli kadına eşdeğer doğum yapıyor. Birleşmiş Milletler'in 2019 verilerine göre Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer. Bugün peçete, yarın uyuşturucu satar. Sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bizden iki nesil öncesi bağımsızlık mücadelesi vermiş. Ben ve Hatay'daki insanlarımız o şartlar altında yapılan mücadelenin değerini çok iyi biliyoruz. Eskiden topla tüfekle yapılan savaşlar şimdi ekonomiyle, demografik yapının değiştirilmesiyle yapılıyor. Hatay ve Doğu Akdeniz'in kalesi durumda ve belediye başkanı olarak bizim çok daha stratejik, çok daha öngörülebilir politikalarla geleceğe adım atmamız lazım. Bu milli bir politikayla olur. Bu da tüm siyasi partilerin birlikte uygulayacağı bir sistem olmalı. Demografik yapının değişmesi bizi kaygılandırıyor. Milli bir politikayla barışın sağlanması ve sığınmacıların huzur içinde ülkelerine gönderilmesi lazım." Lütfü Savaş dersek, Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Doçent Doktor Lütfü Savaş. Son dönemlerde en çok hangi konuyla ilgili açıklamalar yaptığı tespitleri var desek Suriyeliler ön plana çıkar. Yani sürekli Suriyeliler üzerinde duruyor. Özellikle kendi yönettiği şehir Hatay'la ilgili ve sakıncaları üzerinde duruyor. Olumsuzlukları üzerinde duruyor. Güzel de açıklamaları var bu açıklama gibi. Sayın Lütfü Savaş adı Cumhurbaşkanlığı adaylığına geçmişti. Yani kendisi bir televizyon programında bir açıklaması vardı. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa ve benim ismim geçiyorsa orada mutlu olurum dedi. Bundan şeref duyarım dedi. Hatta ben de desteklemiştim. O zaman
Sayın Lütfi Savaş'ı hedef tahtasına koyanlar vardı. Ben desteklemiştim. Yani yanlış bir şey söylemedi ki. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa, adı geçen belediye başkanları var. Benim de adımın onların arasında anılması beni mutlu eder demişti. Yani bir şey yok. Tertemiz bir açıklama. Bu açıklaması günlerce tartışıldı. Farklı farklı kanallarda konuk edildi, tartışıldı bu konu. Olur mu, olmaz mı, olacak mı? Kısmet tabii bu, Allah bilir bunları anca. Ama Saros diye bir anket şirketi var. Adı Saros. Şimdi haber gelecek size. Lütfü Savaş, Türkiye genelinde yapılan bir ankette %5.5 oranında oy aldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, sıralama bu. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Lütfü Savaş geldi 4. sıradan. Evet, Lütfü Savaş aday olsun. Başkan aday olsun Türkiye'de. Türkiye'de yaşayan insanların %5.5'i ona oy verdiler. Ve 4. sıraya yerleşti. Aynı firma, yani Saros, bir de Millet İttifakı'na oy veren insanlarla bir anket yaptı. Siz ne diyorsunuz Lütfü Savaş? %7.5 oy aldı orada. Yani oy oranını 2 puan arttırdı. Sıralama değişmedi. İlk 4'te yine. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, sırasıyla gidiyorum, Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş. Bundan daha önemlisi, şimdi haberde gelecek. Meral Akşener'i geride bıraktı. Bak burada önümdeki notlarda var. İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'i geride bıraktı. Eski siyasetçilerden Murat Karayalçın'ı geride bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu geride bıraktı. Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ü geride bıraktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı geride bıraktı. Hem de açık ara geride bıraktı. Saros araştırma 2022 Aralık tarihli araştırmasını paylaştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusunun yöneltildiği araştırmada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş birçok genel başkanı geride bıraktı. Türkiye seçim atmosferinde siyasetin gündemi sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim günü olarak işaret ettiği 14 Mayıs'a günler kala altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu soruluyor, araştırmalar yapılıyor. Saros araştırmada bunu araştırdı. 11.106 kişiyle yüz yüze telefonla ve WhatsApp üzerinden görüşüldü. Türkiye'de Lütfü Savaş Cumhurbaşkanı adayı olsun diyenlerin oranı %5.9 olarak kaydedildi. Bu oy oranı Lütfü Savaş'ı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra listenin 4. sırasına yerleştirdi. Savaş, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ü geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti için en ulvi makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Bunu her Türk vatandaşı ister. Ama buradaki karar verici Lütfü Savaş değil. Burada altılı masa karar verecek. Suriyelilerle ilgili yaptığı çıkışlarla Türkiye'de gündem oluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Türkiye genelindeki anketten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra aldığı %5.9'luk oy oranıyla 4. sıradan Cumhurbaşkanı adayı olsun. Zaten Türkiye'de kaybettiğimiz nokta bu. Kim değil. Şu anda kimi sorduğumuz için kaybediyoruz. Nasıl, hangi yöntemle, hangi sistemle biz Türkiye yöneteceğiz? Bu altılı masadaki sayın genel başkanlarımız bunu yapıyor şu anda. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, eski siyasetçilerden Murat Karayalçın'ı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açık ara geride bırakmasıydı. Araştırmanın bir diğer sorusuna ise vatandaşlar %45.9 oranıyla parlamenter sisteme geçilsin dedi. Türkiye'nin 5 yıldır yönetildiği başkanlık sistemi ise %29.9 oy oranında kaldı. Evet, şimdi Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze mahallesinde ikamet eden yurttaşlarımıza selamlar, sevgiler. Efendim Allah'ı misikim bilhir Gümüşgöze. Gümüşgöze'de çok tanıdığımız var. Gonca Hanım var. Bizim İpek'in cumartesi günü ana haber bültenlerini sunuyor. Gün içinde de öğlenleri haberleri sunuyor. Öyle tanışmıştık Gonca'yla. İpek'in arkadaşı yani, oradan onu anlatmaya çalışıyorum. Gonca'nın da
babası Aziz Karaali, annesi Zehiye Karaali. Ulan Karaaliler akrabamız ha. Gonca, kraybinnel Karaali, intim ne Karaali? Valla bas ciddi lehoni, Allah yıkıldık, itten kandet hake, valla. Karaaliler kraybinnel ahne. Aziz Karaali, Zehiye Karaali. Selamlar, sevgiler. Allah mislikin bil khayr merretaney ve lekil gümüş göze selamlar sevgiler kalkil metferc öyle ya Allah yihlikin davu metferc öyle termoni ha Allah yuffiki hadi dallu la khayr inşallah tendavim efendim tendavim lemin tendavim Hataylılara sorduk Türkiye'nin en önemli sorunu ne yani bana sorsanız ekonomi derim mesela mülteci sorunu derim evet siyasetçilerin yalancı siyasetçilerin hepsi değil ama birçoğu öyle verdikleri sözü tutmuyorlar ya da yalancı demeyelim. Bu ve benzeri sorunlarımız var. Türkiye'nin en önemli sorunu yönetilememek. Yönetim sorunu var. Ciddi bir şekilde yönetim sorunu var. İkinci sorun ona bağlı olarak ve vazgeçilmez olarak ekonomi sorunu. Yönetim ve ekonomi bütün toplumsal yaşamı sıkıntıya sokuyor. Yani bu ciddi bir açmaz diye düşünüyorum. Bir öğretmen olarak eğitim konusunun çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunun çözülmesini arzu ederim. Daha sonra ekonomik, sağlık, düşünce özgürlüğü gibi konularda oldukça sorunlarımız var. Bizlik, şu an ben 4 yıllık mezunum. KPSS'ye bir türlü kazanamıyorum. Kazansam dahil torpil istiyor. Yani bir tanıdığım tanıdığım olsa dahi işe girmem çok zor. KPSS'yi FETÖ'den sonra daha da zorlaştırdılar. FETÖ olaylarından sonra. Şu an ben KPSS'yi bitirmiş durumdayım. 4 yıllık mezunum. Evde oturuyorum. İşsiz ve güçsüzüm. Geçim sıkıntısı. Alamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Verdiği emekli maaşı şimdi diyor ki bilmem ne şuradan buradan ev alın diyor. Kim acaba alabilir o evleri şimdi? İşsizlik, açlık, pahalı. Geçinemiyoruz. Emekliyiz, geçinemiyoruz. Ben emekliyim kardeşim. Aylığım 4200 lira. Yetmiyor bana. 4 kişi bir ailem var. Yetmiyor. Türkiye'nin en önemli sorunu. Şu an ekonomi. Sonrasında yabancı mülteciler. Ve UKOME yani Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı üst kurul toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı sevgili Metin Açık Başkanlığında yapılan 2023 yılın ilk toplantısında 37'si gündem, 7'si ek gündem olmak üzere toplam 44 madde görüşülerek karara bağlandı. Bu maddelerden en önemlisi zam yok diyorlar yani ulaşım ücretlerine. Bir ikincisi de Kırıkhan ilçesi Hatay Kart'a dahil edilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı üst kurul toplantısı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık Başkanlığında yapılan 2023 yılının ilk toplantısında 37'si gündem, 7'si ek gündem olmak üzere 44 madde görüşülerek karara bağlandı. Alınacak olan UKOME kararına riayet edilmesi, toplu taşıma rehabilitasyon çalışmaları kapsamındaki projelere... Toplantıda özel halk otobüslerinin işletme hakkının ihale usulüyle verilmesiyle ilgili konu görüşüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Barış Süner, il genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin işletme hakkının UKOME kararıyla olması gerektiği hakkında Sayıştay raporları olduğunu hatırlattı. Metin Açık konunun bir ay süreyle alt komisyonda görüşülmesinin uygun olacağını belirtti ve ilgili gündem maddesi alt komisyona sevk edildi. Belediye kanunlarla ters düşüyor. UKOME yönetmenliğinin 29. maddesinde de ters düşüyor. UKOME toplantısında toplu taşıma araçlarında uygulanan ücret tarifesi görüşüldü. Ücret tarifelerinde tüm dengeleri göz önünde bulundurduklarını belirten Açık, yeni yılda asgari ücret ve işçilik masrafları arttı. İstiyoruz ki vatandaşlarımız, esnafımız ve kooperatiflerimiz mağdur olmasın. Ücret tarifesini belirlerken tüm dengeleri gözetmek zorundayız, dedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Barış Süner, Kırıkhan'ın elektronik ücret toplama sistemine dahil olacağını ifade etti. Kırıkhan'da kartlı binişlerin 7, nakit binişleri 8 olarak belirlediklerini, diğer ilçelerde ise şu anda uygulanan fiyatların sabit tutulmasını öngördüklerini ifade etti. Konuşmaların ardından toplu taşıma ücretlerindeki fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmaması kurul üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda öne çıkan maddelerden biri de okul servis araçlarının işletmecisi, sürücüsü ve rehber personelinin adli sicil arşiv kayıtlarının talep edilmesi oldu.
Konuyla ilgili olarak çocukların güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Metin Açık, çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı gibi suçlara bulaşan şoför, rehber veya işletme sahiplerinin belgelerini ivedilikle talep ederiz. Bu konuda asla taviz vermeyiz diyerek konu hakkındaki hassasiyetlerini dile getirdi. İl Trafik Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında çıkarılan yönetmelikte belirtilen suçları okudu. Kurul üyeleri eğitim öğretim yılının devam etmesine rağmen konunun hassas olduğu noktasında görüş birliğine vardı ve gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Evet ve Hatay Deniz Otobüsleri efendim 15 Nisan'da yani 2 ay sonra yeniden seferlere başlayacak. Ancak bu kez filoyu da genişletmeyi düşünüyor Hatay Büyükşehir Belediyesi. Bu söz konusu çalışmada. Uluslararası sularda yerini alan ve 5 ay içerisinde 25 binden fazla yolcuyu taşıyan Hatay Deniz Otobüsü 15 Nisan'da başlayacak yeni sezona filosunu büyüterek merhaba demeye hazırlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HADO Genel Müdürü Bülent Ok, HADO seferlerinin artmasına yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri ile görüşmeler yaptı. HADO filosuna 3. feribotun katılması ve var olan feribotların daha konforlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İDO ile yapılan görüşmenin ardından Bülent Ok, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sefer ve bu seferleri yapan deniz otobüsü sayısını artırmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret eden HADO Genel Müdürü Bülent Ok, Hatay ile Girne ve Gazi Mausa seferlerine ek olarak taşıcı Girne seferlerini başlatma kararı aldıklarını, bu çerçevede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirdikleri deniz taşımacılığında kullanılan gemi sayısının da 3'e çıkarılacağını kaydetti. Arıklı, HADO'nun Hatay-Girne ve Hatay-Gazi Mausa arasında yaptığı yolcu taşımacılığının iki ülke ilişkilerine yaptığı katkı yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini de desteklediğini ifade ederek deniz taşımacılığımızı geliştirirken HADO'nun tecrübe ve bilgisinden yararlanacağız dedi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'la da görüşen Ok, tüm konuları detaylandırmak için Bakan Arıklı'yı Hatay'a davet etti. Lütfü Savaş'ta katıldığı bir radyo programında geçen yıl 19 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz otobüsü seferleri başlattık. Sadece Hatay'dan değil birçok ilden yaklaşık 26 bin kişi taşıdık. İnşallah bu sene Beyrut, belki İsrail'e de seferler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda yük taşıma planlarımız da var. Akdeniz'de Türk bandıralı gemiyle gezmek milli anlamda bizi çok mutlu eden bir olay demişti. Şimdi biliyorsunuz. Regaip Kandili ve mübarek 3 ayları başlangıcı. Tebrik ediyorum bu mübarek gün ve gecelerin ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, barış, insanlık getirmesini diliyoruz. Ve ana haber bültenimize neyle devam ediyoruz? Hemen bakıyoruz. Türk Sağlık Sen, yardımcı hizmetler genel idare hizmetleri sınıfına alınsın. Türk Sağlık Sen Yardımcı Hizmetler Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınsın talebinde bulundu. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel ek gösterge hakkından faydalanamamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin eğitim seviyesi ne olursa olsun üst derecelerde bu sınıf için açılmış kadro bulunmamakta. 657 sayılı kanunun 67. maddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yükselmesi yapılmasını öngörüldüğünden öğrenim durumlarıyla eşdeğer derecelere yükselmeleri mümkün olamamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta. Bu nedenle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta. Aileler parçalanmakta. Yardımcı hizmetliler üvey evlat muamelesi görmektedir. Sendikanın bu talebini Hatay'dan Şube Başkanı Hayri Şahin dillendirdi. Yazılı açıklamayla gerekçeler sıraladı. 110 bin çalışan için hükümete seslendi. Bütün etkenler göz önünde bulundurulduğunda yardımcı hizmetler sınıfında yer alan personelin gerek mali haklarının gerekse sözlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmetinin yardımcısı olmaz, yardımcı hizmetler sınıfı da olmamalı.
Tüm yardımcı hizmetliler genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Görev tanımı olmadan kendisine her türlü görevi başarıyla yürüten yardımcı hizmetliler genel idare hizmetlerine geçirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Toplu sözleşme masasına taşıdığımız ve kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir tanesi de yardımcı hizmette sınıfında çalışan 110 bin meslektaşımızın genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesiydi. Bu talebimizde ısrarcıyız. Regaip Kandili dedik ya, biraz dua edelim. Ya Rabbi, cinsel tacizcilerden koru bizi. Bir kereden bir şey olmaz diyenlerden koru bizi. 6 yaşında gelin gelin olur diyenlerden koru bizi. Uzaklaştır onlardan ya Rabbi. Hırsızdan, arsızdan, zamlardan, zulümden koru bizi ya Rabbi. Yalancı siyasetçiden. Ha diyeceksiniz ki doğru söyleyeni var mı aralarında? Var elbette. Ama ayıklıyoruz onları. Efendim söyleyeyim, ABD emperyalizminden koru bizi ya Rabbi. Her türlü şerden, her türlü kötülükten. Önümüzde bir seçim var ya Rabbi. En hayırlı iktidarı bize nasip eyle. Ya Rabbil alemin, ya Erhamer Rahimin. Amin, Allahümme amin. Regaip kandiliniz bir kere daha mübarek olsun efendim. Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Ortaokullar için seçmeli dersler arasında Arapça alınsın diyor. Kim diyor bunu? Tülay Hatimoğulları Oruç, HDP Adana Milletvekili. Ortaokullar için seçmeli ders arasında Arapça alınmadı. Sunulan diller arasında Arapça yer almadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı seçmeli ders başvuruları başlamıştır. Arapça dersini seçmek isteyen öğrenciler ve veliler kendilerine sunulan ders başvuruları arasında Arapça dersinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşmektedir. Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde ana dili Arapça olan birçok öğrenci ebeveyni tarafıma ulaşmış. Çocuklarının ana dilleri olan Arapçayı seçmeli olarak hak tanınsa da fiilen seçmeme durumlarını iletmişlerdir. Ortaokul müdür ve idarelerinin Arapça derslerini açmaları gerektiğini ve seçmeli de olsa Arapça dersini tercih etme haklarının gasp edilmemesi için mücadele edeceklerini söylemişlerdir. Konuyu gündemine alan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, seçmeli dersler arasında Arapçanın neden olmadığını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu. Seçmeli dersler arasında Arapçaya yer verilmeyerek zorunlu olarak başka derslere yönlendirmek doğru mudur? Seçmeli derslerin seçimi konusunda okul idarecileri velilere ve öğrencilere bilgilendirme yapmakta mıdır? Arapça dilinin müfredatta seçmeli yabancı diller arasında yer almasına rağmen okullarda açılan seçmeli dersler arasında yer almamasının nedeni nedir? Arapça dili öğretmeni ataması yapılacak mıdır? Son 5 yılda atanan Arapça öğretmen sayısı kaçtır? Arapçaya inanç, din öğretimi temelinde bakılmaktadır. Bu da dile tek yönlü bir anlam yüklemektedir. Bu eksen dışında dil öğretimi, eğitimi amacıyla Arapça dersleri vermek üzere çalışmalarınız olacak mıdır? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Arapça dilinin yaşayan diller bağlamında değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Türkiye'de yaşayan halkların ana dilinde eğitim alabilmeleri için bakanlığınız tarafından çalışmalar yapılacak mıdır? Ve Bursa'da sipariş ettiği hayvan gübresinden kadın cesedi çıktı. Gübreyi boşaltırken fark etti ve elbette işe güvenli güçleri el attı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının 2 ay önce öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Orhan Gazi ilçesi Yeniköy mahallesinde oturan BS'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. BS ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhan Gazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi. Evet, ve güvercin
meraklılarını ilgilendiren haber var şimdi sırada. Özel yemlerle besliyorlar. Sadece günün belli saatlerinde uçuruyorlar. Osmaniye'de posta güvercinleri bu yıl Avrupa'dan Asya'ya gerçekleştirilecek yarışlar için hazırlanıyor. Yön bulmadaki yetenekleriyle önceki dönemlerde haberleşmede kullanılan posta güvercinleri meraklılarınca hobi ve sportif amaçlı beslenmeye devam ediyor. Evlerin çatılarında ya da odalarında hazırlanan kafeslerde mısır, bezelye, pirinç, pekmez ve zeytinyağı ile hazırlanan özel yemlerle beslenen güvercinler her gün uçurularak yılda iki kez düzenlenen yarışlara hazır hale getiriliyor. Geçen yıl yapılan yarışlarda İstanbul'dan uçurulan ve ertesi günü Osmaniye'de olan posta güvercinleri 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışlarda Bulgaristan'dan kanat çırparak evlerinin yolunu bulmaya çalışacak. Şimdi posta güvercini öncelikle bir sporcudur. Normal güvercinler işte normal yemlenirken posta güvercinin yem saati, işte kullandığımız katkı ürünleri, uçuş süreleri, fiziki özellikler, nasıl bir sporcu, insan kaslıdır, üçgen vücutludur falan. Posta güvercinlerinde vücudu üçgen vücutludur ve ekstra daha güçlüdür uzun mesafeler yapabilmesi için. Ve normal güvercinlere göre de yön duygusu daha güçlü hayvanlardır. Yani yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarış yapılıyor. Yavru yarışlarımız sonbaharda yapılıyor. Kart yarışlarımızda eke kuşların yarıştı. Yani bunda sınıf yok. Yavru da katılabiliyor, eke kuşlar da katılabiliyor. İlkbahar aylarında yapılıyor. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladıktan sonra yaz ayına kadar devam ediyor. Yani toplam iki etap yarışlarımız var. Türkiye Güvercin Federasyonu'nca bu yıl ilk yarış 11 Mart'ta Adana'nın Fethiye ilçesinden İstanbul'a gerçekleşecek. Başarılı olanlar 29 Mayıs'ta Bulgaristan'dan kanat çırpacak. Mesafe olarak bizim bu seneki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa kıtasından Osmaniye, Çukurova, Ovası'na posta güvercini getireceğiz. Geçen yıl İstanbul'a kadar yaptık. Final etabımız İstanbul'du. İstanbul'dan cumartesi günü sabah bıraktığımız posta güvercinimiz pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bak bu haber ilginç. Türkiye ile Suriye'nin normalleştiği bu günlerde Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması geldi. Efendim bir siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu ancak bu çözümün yakın olmadığını belirtti. Kim belirtiyor? Birleşmiş Milletler. Yani Suriye'deki savaşın bir numaralı müsebbipleri Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İsrail. Valla siz varken zaten Suriye'de normalleşme olması mümkün değil. Siz varken dünyanın hiçbir ülkesinden normalleşme olması mümkün değil. Ukrayna'da da öyle, Rusya'da da öyle, başka yerlerde de öyle. Ya siz bir çenenizi kapatsanız bütün dünya normalleşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Gary Peterson, Suriye'deki çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu ancak bu çözümün yakın olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilciliği'nin hesabından Peterson adına yazılı açıklama yapıldı. Peterson açıklamada Suriye halkının 2023'te de büyük karmaşa ve kriz içerisine sıkışıp kaldığını vurgulayarak bu çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme ihtiyacı var, başka hiçbir şey işe yaramaz, çözüm ne yazık ki yakın değil ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını uygulamak için somut eylemlere odaklanmaya devam ettiklerini aktaran Peterson, Suriye'de önceliklerinin gerilimi tırmandırmaktan vazgeçme ve sükuneti yeniden sağlama ihtiyacı olduğunu kaydetti. Peterson, çatışmanın çözümü için ülke çapında bir ateşkes şart olmaya devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de devam etmesini ve daha somut bir ilerleme kaydedildiğini görmeyi istediğini ifade eden Peterson, bu konuda rapor edilecek yeni bir durumun olmadığının altını çizdi. Peterson, başlangıçta adım adım güven artırıcı önlemler de almak gerekiyor. Bu hususta tüm taraflarla diyaloğun derinleşmesini takdir ediyorum. Şubat ayı boyunca katılımın daha da derinleşmesinin önemli olduğunu vurguluyorum yorumunda bulundu. Özel temsilci, Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılan Suriyelilerin liderliğindeki sürecin arkasında birleşmek için ortak bir çaba gerektiğine de değindi.
Peterson ve Birleşmiş Milletler'in küçük grup olarak adlandırdığı Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den yetkililer Suriye'deki krizi görüşmek üzere 24 Ocak'ta Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Anayasa Komitesi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi El-Bahra ile ise 23 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelmişti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşmişti. Evet ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK'ya, YPG'ye neyse ne dersen de adına 70'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi. ABD ordusu Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki Hasekeyli'nde yer alan üs ve askeri noktalarına 70'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi. ABD güçlerine ait takviyeler çarşamba günü Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı. Haseke kırsalında terör örgütü PKK-YPG'nin işgalinde bulunan Şeddad yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti. Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı. ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki Rümeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti. ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. Terör örgütü PKK-YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, hali hazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deir ez-Zor illerinde, örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK-YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor. Amerika bizim dostumuz diyenlere, NATO bizim dostumuz diyenlere, yıllardır bunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Şapkanızı önünüze koyun bir kere daha düşünün. Bizim dostumuz mu Amerika? NATO bizim dostumuz mu? Hayır, Rusya bizim dostumuz mu? Yok. Yani herkes kendi çıkarı peşinde. Hele uluslararası ilişkilerde şu benim dostum, bu benim dostum. Kendinizi kandırmayın Sayın Erdoğan. Bazen diyorsunuz ya, dostumuz mostumuz falan. Kendinizi kandırmayın. Ne siz kendinizi kandırın, ne bizi kandırın, ne de başkası kansın. Kimse kanmasın yani bunlara. Yani Fethullah terör örgütü bizi kandırdı ama bunlar kandırmasın bari. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet ve Lübnan'a gideceğiz. Lübnan'da bir şeyler oluyor. Uzun zamandır bir şeyler oluyor. Ekonomik anlamda bankalarda, mevduat sahiplerinde millet parasını çekemiyor. İsyanlar, protestolar, her şey var Lübnan'da. Lübnan'da Mudiler banka hesaplarından para çekmeyi kısıtlayan genelgeyi protesto etmek için Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi. Dolar yırttılar. Bankalarda mevduatı bulunan yüzlerce Lübnanlı Merkez Bankası'nın hesaplardan çekim işlemlerinin kısıtlanmasını öngören genelgesine tepki göstererek paralarını istedi. Mudilerin Haykırışı Derneği tarafından düzenlenen eyleme katılanlar Merkez Bankası'nın uygulamasını paralarının çalınması olarak nitelendirdi. Göstericiler tüm bankaların yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Riyad Selamen'in izlediği para politikasını eleştiren pankartlar taşıdı. Binaya taş atan ve tepki için dolar yırtan göstericiler yaktıkları araç lastikleriyle trafik akışını bir süre engelledi. Eylemde ayrıca Lübnan lirasının dolar karşısındaki ciddi değer kaybı, devletin kötü yönetimi ve kontrolsüz fiyatların neden olduğu kaosla protesto edildi. Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de vatandaşların bankalardaki dövizlerini bazı kısıtlamalar ve hükümetin belirlediği kur üzerinden çekebileceğini açıklamıştı. Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Covid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi. Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu. Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken ard arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak liradaki değer kaybı da artmaya başladı.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an kara borsa ve döviz ofislerindeki 56 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Evet, Lübnan'dayken Lübnan'da devam edelim. O 4 Ağustos 2020'deki limandaki patlamaya gidelim. Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlama kapsamında tutuklu yargılananların serbest bırakılmasına karar verdi. Lübnan'ın resmi ajandasında yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın istisnasız bir şekilde liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi. Serbest bırakılanların bundan sonra tutuksuz yargılanacağına işaret edilen haberde, Uvaydat'ın söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiği belirtildi. Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Biter'in dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığı bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca sanıkların yeniden tutuklanmaları veya ifadeye çağrılmalarının da artık Yüksek Yargı Şurası'nın yetkisinde olduğu vurgulandı. Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Biter'sa resmi haber ajansı NNE'ye yaptığı açıklamada hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etti. Yürüttüğü soruşturma kapsamında Uvaydat'ın isminin de hazırlanan iddianameye dahil edildiğini hatırlatan Biter, "Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz," dedi. Yargıç Biter, Uvaydat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını ve uygulanmaması gerektiğini kaydetti. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6000'den fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı. Patlamayla ilgili soruşturma süreci Lübnan'da siyasi tartışmalara yol açmıştı. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen ilk yargıç Vadi Savvan, eski başbakan Hassan Diab'la 3 eski bakanı olayda ihmali ve kusuru bulunmakla suçlamasının ardından görevden alınmış ve yerine Tarık Biter atanmıştı. Ancak Yargıç Biter de Savvan gibi siyasilere yönelik kararlarından sonra hedef haline gelmişti. Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuayter'in avukatları Aralık 2021'de Biter'in soruşturmayı siyasileştirdiği iddiasıyla görevden alınması talebiyle dava açmıştı. Bunun üzerine Temyiz Mahkemesi Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma sürecini askıya almıştı. Lübnan basınında 23 Ocak'ta yer alan haberlerde ise hakkındaki şikayetlerin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve herhangi bir sonuca varılmaması üzerine Biter'in yeniden soruşturmaya başladığı belirtilmişti. Biter, 13 aylık aradan sonra tekrar başladığı soruşturma kapsamında cinayet, kundaklama ve sabotaj gibi suçlamalardan dolayı Başsavcı Uvaydat ve 3 hakimin ismini daha iddianameye eklemişti. Uvaydat ise yaptığı açıklamada iddianameye isminin eklenmesi kararını yok saydıklarını ve Biter'in elinin söz konusu dosyadan çektirildiğini belirtmişti. Evet, ana haber bültenimiz bu kadar sevgili seyirciler. Yarın saat 19.30'dan itibaren elbette Allah izin verirse ben yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.